CFX'ten herkese selamlar. Ben Tuba Öz. Bu videomuzda Windows 10 kilit ekranda yaşanılan hataları nasıl giderebileceğimizden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki Windows 10'da kilit ekranda görüntüleyebileceğiniz 3 özellik var: resim, slide gösterisi ve Windows Spot ışığı. Windows Spot ışığında resimler dönüşümlü olarak geliyor ve bu resimleri Bing'den çekiyor. Ancak Windows 10 sürümlerinde kilit ekranda Spot ışığı ayarlarında hatalar bitmek bilmiyor. Bazen resim sıkışıp kalıyor ve resmin değişmemesiyle birlikte sürekli aynı resim gösterilmeye başlıyor. Bazen gri ekranda kalıyor, hiç resim gelmiyor ve kilit ekranda düz bir renk oluyor. O da görev çubuğunda tanımladığınız renk neyse o renk ile açmış oluyorsunuz bilgisayarı. Kullanıcıların yaşadığı sorunlardan biri de kilit ekranın kilitlenmesi, yani hiçbir seçim yapamaması ve gri ekranda kalması. İşte tamamıyla tüm bu sorunları zaman zaman sizlere web sayfamızda çözümler sunduk. Farklı renk kayıtları, VBS scriptler ile Microsoft'un Windows 10'daki hatalarını fixledik. Ancak bu scriptimiz ile bu sorunları tek tek yerine hepsini bir arada topladık ve kilit ekranda yaşanılan sorunların hepsini fixledik. Windows Spot ışığı sorunlarını biz ne kadar fixlemeye çalışsak da Windows'un 17.03 sürümünde Spot ışığı daha stabil çalıştığı kanaatine vardım. Sebebi ise 17.03 sürümünde Spot ışığında resim sıkışması sorunları, gri ekran sorunları çok azdı. Ancak 17.09'da resim sıkışması ile resimlerin değişmemesi, değişse bile resimlerin yenilenmesi 17.03 kadar sık değil. Yine de bu script ile spot ışığı sorunlarınıza çözüm bulacağınıza inanıyorum ve nasıl olduğunu da göstermek istiyorum ve bu sorunlara tek tek değinmek istiyorum. Öncelikle sorun 1 olarak başlayalım. Başlat menüsü, ayarlar, kişiselleştirme, kilit ekranı. Gördüğünüz gibi kilit ekranı gri. Bu şekilde kaldığında bilgisayarı başlattığımızda kilit ekranında resim yerine düz bir sabit rengin çıktığını göreceksiniz. Yani görev çubuğunuzdaki renk neyse kilit ekranda düz o renk olarak açılıyor. Bu sorunu gidermek için videonun altındaki vereceğimiz linke tıklayın. Web sayfamıza gidecektir. cfx.com'dan ilgili konunun altından makalenin sonunda indir butonu var. İndir butonuna tıklayarak kilit ekranı fix tipi indirmenizi rica ediyorum. Bilgisayarınızı indirdikten sonra sağ tıklayıp buraya çıkart deyip dosyaya yıklayın. İçerisinden Lux Screen Fix VBA çıkacaktır. Bu VBS dosyasına çift tıklayıp çalıştırın. Karşınızda ilk önce kullanıcı hesabı denetimi gelecek. Evet butonuna tıklayın. Kısa bir süre içerisinde kilit ekranı hataları giderildiğini göreceksiniz ve pop-up penceresinde kilit ekran hataları giderildi. Bilgisayarı yeniden başlatın ekranı ile karşılaşacaksınız. Tamam butonuna tıklayın ve bilgisayarı yeniden başlatın. Şimdi bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Tekrardan merhabalar. Bilgisayarımız açıldı ve ayarları kontrol edelim tekrardan. Başlat menüsü, ayarlar, kişiselleştirme, kilit ekranı. Gördüğünüz gibi Windows Spot ışığı resmi yerine geri geldi. Bu orijinal ilk baştan Windows 10'da verdiği ilk resim. Sonrasında buradaki resimler değişiyor. Biraz bekleyelim. Gördüğünüz gibi Bing tarafından yeni resimler gönderilmeye başlandı. Şimdi bir başka sorunda kilit ekran grileşebiliyor. Nasıl mı? Şu şekilde. Kilit ekranı açalım. Gördüğünüz gibi burada bazı ayarlar gizlidir veya organizasyonumuz tarafından yönetilir şeklinde bir uyarı var ve kilit ekranına hiçbir müdahale edilemiyor. Hatta ne resim
ne de slide gösterisi seçilebiliyor. Hemen script'i bu hatada da çalıştıralım. Yine aynı şekilde çift tıklıyorum. Kullanıcı hesabı denetimi. Bir süre bekliyoruz. Kilit ekranı onarıldıktan sonra karşımıza gelen pop-up penceresini tamam butonuna tıklıyoruz ve bilgisayarı yeniden başlatmamız gerekiyor. Şimdi bilgisayarı yeniden başlatalım. Bilgisayarımız yeniden başladı. Hemen kontrol edelim. Kilit ekranımız ne durumda? Gördüğünüz gibi Windows spot ışığındaki hata giderildi ve resim slide gösterisi açıldı. Artık düzeldi. Bu videomuzda da Windows 10'daki spot ışığı ve kilit ekranındaki hataları giderdik. Video ve script için oldukça uğraştık. Günlerimizi aldı bu sorunları toparlayabilmek, sorunların çözümünü bulabilmek. Bu script bütün Windows 10 sürümlerinde çalıştırınca hatalar tamamıyla gidecek diye garanti vermiyorum, ancak çoğu kullanıcının bilgisayarında bu script'in işe yarayacağını düşünüyorum. Umarım sizlerin sorunlarını da bu script ile çözebiliriz ve sorunlarınız gider. Şayet bu script ile de sorunlarınız gidemezse, bunun pek çok nedeni olabiliyor. Daha önce çalıştırdığınız script'ler veya denediğiniz bir şey, telemetri ayarları, bunu tespit edemediğimiz için sorunun çözümü de oldukça zor oluyor. Web sayfamızda bulunan siofix.com'da konunun altında benzer konulardaki scriptleri deneyerekten de sorunlarınızı çözebilirsiniz. İnşallah bu veya diğer scriptlerden biri sorunlarınızı çözecektir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi sosyal ağlarda da takip etmeyi unutmayın. Facebook siofix, Twitter siofix.com, Google Plus siofix, YouTube siofix. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.